TV Malatya ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenlerimiz. Gündemin öne çıkan başlıklarıyla ana haber bültenimizde sizlerleyiz. Değerli izleyenlerimiz, Türkiye'nin ilk kez ev sahipliğini yaptığı ve 53 ülkenin katılım sözleşmesini imzaladığı Expo 2016 Antalya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun katılımıyla açıldı. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye standında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Battalgazi demek Malatya demektir, Battalgazi demek Türkiye demektir" diye konuştu. Türkiye'nin ilk kez ev sahipliğini yaptığı ve 53 ülkenin katılım sözleşmesi imzaladığı Expo 2016 Antalya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu tarafından açıldı. Türkiye'nin ilk exposu olan Expo 2016 Antalya, Nisan-Ekim 2016 tarihleri arasında düzenlenecek. Felsefesi, gelecek nesiller için yeşil bir dünya olan Expo 2016 Antalya'nın teması, çiçek ve çocuk, sloganı ise geleceği yeşertmek. Tarih, biyoçeşitlilik, sürdürülebilirlik ve yeşil şehirler Expo 2016 Antalya'nın alt temalarını oluşturuyor. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediyesi tarafından açılan standta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Battalgazi demek Malatya demektir, Battalgazi demek Türkiye demektir" şeklinde konuştu. Tabii bu standımızın temel amacı Expo 2016 fuarına katılmak. Onunla birlikte Expo'nun getirmiş olduğu getirileri hem Malatya hem Battalgazi toplumuyla paylaşmak. Ve Malatya'nın ve Battalgazi'nin tanıtımı noktasında uluslararası bir konsept alanda Malatya'yı ve Battalgazi'yi temsil etme amacında burada bu stand açıldı. Tabii standın hikayesi hakikaten çok kısa zamanda böyle bir geniş alan içerisinde güzel bir organizasyon ve güzel bir yapılaşma ve aynı zamanda Battalgazi'nin gerek Ulu Cami, gerek Kervansaray, gerek Kale, gerek Namazgah, gerek Emir Ömer Mescidi ve oradaki tarihi eserlerin mezzedilerek tek mekan üzerinde ve kısa bir zaman içerisinde toplanması bu anlamda önemli bir konsept. Ayrıca tabii bu 2016 Expo fuarı içerisinde en prestijli proje olarak da belirlenmesi de bizim ve Battalgazi açısından önemli bir kazanım. Diğer taraftan şu anda bütün standlar dünden beri tabii açık. Bu standlarda en yoğun ilgi ve alakanın Battalgazi Belediyesi'ne ait bu standta olduğunu görüyoruz. İşte dün bize Rus konsolosları falan diğer bürokratlar da gelmişti. Bugün işte sağ tarafımızda Alman konsolosumuz burada. Şimdi İtalyan Büyükelçimizin geleceğini ifade ettiler. Dolayısıyla hakikaten hem yurt içinde hem yurt dışında büyük bir ziyaretçi akını olan bir stand hüviyetinde. Buradaki amacımız özellikle Malatya'nın, Battalgazi'nin tarihini, kültürünü, kimliğini bütün Türkiye'ye ve dünya ülkelerine tanınması, tanıtılması. Ayrıca Antalya'da bulunan yaklaşık 30 bine yakın Malatyalı insanımızın burada bir nefes alabileceği ve bizim de burada bir yerimiz, mekanımızın var olgusunu ve onların zihnindeki böyle hasret duygusunu giderecekleri bir mekan olmaları. Zaten dün özellikle Antalya derneklerimiz olsun, Manavgat Malatyalılar Derneği olsun, Alanya Malatyalılar Derneği olsun, Antalya Malatyalılar Derneği de bize hasretimizi giderdiniz, özlemimizi giderdiniz, öksüzlüğümüzü giderdiniz şeklinde bize böyle gerçekten de çok Kadir Şinas şeklinde misafirperverlik örneğinin ötesinde ev sahipliğini ve bu ev sahipliğinde de duymuş oldukları memnuniyetlerini ifade ettiler. Kendiler de burada da bizzat işte Antalyalı arkadaşlarımız da buradalar hepsi. Onlar da burada ev sahibi bir gelen giden arkadaşlarımıza misafir etme ve onları uğurlama noktasında gerekli çalışmaları, gerekli güzel Kadir Şinas örnekleri gösteriyorlar. Ben buradaki Antalya'daki hemşerilerimizi de kutluyorum. Bu standımızı ziyaret eden gerek devlet ricalinde, gerek bürokraside, gerek ülkemizin ve yurt dışında gelen ziyaretçileri burada görmek, ağırlamak ve Malatya'nın kültürünü, kimliğini, örf adetlerini, geleneklerini ve tarihini tanıtmaktan da büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Birlikte olacağımız, beraber
Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat programı kapsamında Malatya'da öğrencilere 500 adet bisiklet dağıtıldı. Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat programı kapsamında Türkiye genelinde Sağlık Bakanlığı ve İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından hedeflenen 1 milyon bisiklet dağıtımının ilk etabı başladı. Program kapsamında Malatya Kongre ve Kültür Merkezi önünde bisiklet dağıtım töreni düzenlenirken öğrencilere 500 adet bisiklet dağıtıldı. Programda konuşan Halk Sağlığı Müdürü Dr. Kemal Şener, ulusal sağlık politikalarının ana hedefinin sağlıklı bireylerden oluşan sağlıklı bir toplum olduğunu söyledi. Şener, Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı ile öğrencilerin fiziksel aktivite düzeyinin arttırılması amaçlanıyor diye konuştu. Doğru atılacak en önemli adımlardan biri de fiziksel hareketsizlik ve kötü beslenme ile mücadeledir. Toplumun obezite ile mücadele konusunda bilgi düzeyini arttırmak, yeterli ve dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazanmasını teşvik etmek amacıyla Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı yürütülmektedir. Günümüzde hareketsiz yaşam modern toplum için en önemli halk sağlığı sorunudur. Teknolojik gelişmeler yaşamı kolaylaştırsa da uzun vadede hareketsiz bireylerin sayısını artırmakta ve sağlığımızı olumsuz yönde etkilemektedir. Birçok hastalıkların ortak risk faktörlerinden birisi olan hareketsiz hayat tarzı dünya genelinde ölüme neden olan risk faktörlerinden dördüncü sıradadır. Meme ve kolon kanserlerinin yaklaşık %25'i, diyabetin, şeker hastalığının %27'si, iskemik kalp hastalıklarının %30'unun önemli sebepleri arasında fiziksel hareketsizlik olduğu bilimsel çalışmalarda gösterilmiştir. Fiziksel hareketsizlik yalnızca yetişkinler için değil, çocuklar ve gençler için de ciddi bir sağlık sorunu ve sağlık riski oluşturmaktadır. Ülkemizde yapılan araştırmalara göre bireylerin %72'si düzenli fiziksel aktivite yapmamaktadır. Aynı araştırmada 6 ile 18 yaş grubu çocuklarda %22-25 oranında fazla kilolu obezite tespit edilmiştir. Yine ülkemizde bir başka yapılan araştırmada diyabet hastalığı giderek artmakta ve fazla kilolu obezite oranında. Vali Süleyman Kamçı ve AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kağıtlı daha sonra törene katılan öğrencilere bisikletlerini teslim etti. Program sonunda sağlıklı yaşam için öğrencilere elma da dağıtıldı. Hadi bin bakayım. Oğlum bir senin açık. Sayın Vali. Ne ismi senin? Sayın Vali. Hadi bir dakika. Sayın Vali. Bakalım, hadi. Hadi sür. Yakışır sorudan öğrenir. Evet, tamam. Sayın Başkanım. Devam. Kaskını verin çocuğu.
Akçadağ Yağmur Yayın Okulu'ndan Ahmet Ulutaş. Ahmet Ulutaş. Akçadağ Esenbey'in Okulu'ndan Seda Nur Bahadır. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Şevket Keskin'in öğrenci servisi yapan minibüslerin kesinlikle camlarına film çektirmemesi ve çektirenlerin ise en kısa sürede sökmesi uyarısında bulundu. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Şevket Keskin, son dönemde yaşanan adli olaylar ve vatandaşlarımızdan gelen talepler ile şikayetler nedeniyle S plakalı öğrenci servisi yapan araç işletmecilerinin filmli cam konusunda uyarılması gereği ortaya çıkmıştır. Öncelikle şunu ifade etmem gerekiyor. Malatya'da öğrenci servisi yapan bütün esnafıma güveniyorum. Malatya'da öğrenci servisi yapan esnaflarımız, ailelerin en değerli varlıkları olan çocuklarını kendilerine emanet edildiğinin farkında ve bilincindeler. Bu nedenle servisçi esnafımız sadece can taşımıyor, ailelerin en kıymetli emanetlerini de taşıyor. Ancak özellikle filmli cam konusunda iyi niyetle de olsa çok az da sayıda servis araçlarının camlarına film çekildiği görülmekte. Bu husus, Büyükşehir Belediyesi S plaka yönetmeliğinin 13. maddesinin F bendine göre kesinlikle yasaktır. Yönetmelik maddesi şu şekildedir. Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlarda öğrencilerin kolayca yetişebileceği camlar ve pencereler sabit olmalı. Camlar şeffaf olmalı ve camlara film çekilmemiş olmalıdır. Bütün S plakalı araç işletmecilerinin bu kurala uyması zorunludur. Aksi takdirde S plaka ruhsatlarının iptal edilmesi ile karşı karşıya kalabilirler. Servis araçlarının camlarına film çekenler en kısa sürede filmlerini söktürmeliler diye konuştu. Keskin ayrıca her meslekte olduğu gibi servisçiler arasında da kurallara uymayanlar olabilir. Bu nedenle hem ailelerin hem de okul yöneticilerinin bu konuda otokontrolü sağlaması gerekmektedir. Herhangi bir sıkıntı ve kural dışı durumda karşılaştıklarında mutlaka ilgili kurumlarımızla irtibata geçmelidirler. Sadece ekmeğinin peşinde olan ve işini yapmaya çalışan servisçi esnafımızın hak ve hukukunu her zeminde koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Ancak kurallara uymayarak meslektaşlarını toplumda kötü düşürmeye çalışanlar olduğu zaman da onların da karşısında olduğumuzu kamuoyunun bilmesini isteriz. Milliyetçi Hareket Partisi Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya, Kanalboyu Caddesi'nde devam eden çalışmaları, trafik sorununu ve şeker fabrikasının Sivas'a taşınacağı yönündeki açıklamaları eleştirdi. Milliyetçi Hareket Partisi Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya, Kanalboyu Caddesi'nde devam eden çalışmaları, trafik sorununu ve şeker fabrikasının Sivas'a taşınacağı yönündeki açıklamaları eleştirdi. Malatya'da araç sayısının çok olması vesilesiyle de Malatya'nın trafiğini alt üst ettiler. Bununla ilgili de Sayın Belediye Başkanımızın, Büyükşehir Belediye Başkanımızın hiçbir çalışmasını göremiyoruz. Kayda değer bir çalışmasını göremiyoruz. 14 yıl zarfında bir trambüs getirdiler. Üniversiteyle Maçta arasında çalıştırıyorlar. Onu da malum biliyorsunuz ne kadar faydalı olduğunu da Malatya halkı görüyor. Biz pek bir faydasının olduğunu da görmüyoruz. Ve onunla da işte reklamını yapıyorlar. Biz trambüsü böyle getirdik, şöyle yaptık da böyle yaptık. Yıllardır, 14 yıldır her seçimde önce Kuzey Çevre Yolu diye Malatya'nın trafiğini büyük ölçüde
rahatlatacak bir projeleri var. Maalesef bilmiyoruz. Onda ne zaman Kuzey Çevre Yolu'nu faaliyete geçirecekler, ne zaman çalışmalarına başlayacaklar. Bu konuda da Malatyalılar sayın yöneticilerden, milletvekillerinde veya Büyükşehir Belediye Başkanımızda bir açıklama bekliyor ama maalesef bunlar onun üzerinde kapattı. Bir firmaya veriyorlar, o yapıyor, 3 ay sonra o firmanın elinde alıyorlar. Kanal boyundaki esnaflarımız da bayağı mağdur oldular. Kaç aydır orası yapılacak, ne yapıyorlarsa orası yapılacak. Halen şu anda oradaki esnaflar da mağdur. Halen de faaliyete geçmiş değil. Kernek Parkı'na gelince Malatya'nın Kernek Şelalesi Parkı gerçekten Malatya'nın üzerine türküler söylenen Kernekli misin diye ta geçmişte bu yana kalan bir tarihi güzelliği vardı. Orayı yıktılar, geldiler. Kimlere peşkeş çektilerse bilmiyorum. O güzelim Kernek'in görünümünü bozdular. Oraya bir yel değirmeni mi ne yapmışlar? Öyle oranın yeşilliğini filan ağacını filan kestiler. Orası çok güzeldi. Orada park vardı, havuzu vardı, ne güzeldi. İnsanlar yazın sıcakta gidip orada dinleniyorlardı. Ama o doğanın özelliğini, güzelliğini kaybetti. Şu anda orasında gölgesinde oturacak tek bir ağaç bile kalmamış. Taşınmasının gündemde olduğu söylentileri var. Bununla ilgili de Şeker İş Sendika Başkanımız da bir açıklama yapmıştı, ben izledim. Malatya'da kalan son kaleleri mi artık teslim ediyorlar bir yerlere. Bizim 5 tane milletvekilimiz ve bir bakanım, 4 milletvekili bir bakanımız da bununla ilgili ne açıklamalar yaparlar onu da merak ediyorum. Havaların ısınmasıyla birlikte Emniyet Müdürlüğü park ve kafelerde denetimlerini arttırdı. Yeşil Yurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Sümer Park'ta faaliyet gösteren kafeteryalara yönelik olarak ani baskın yapılarak denetleme ve kontrol gerçekleştirildi. Denetimde parkta bulunanların kimlik ve üst kontrolleri gerçekleştirildi. Sümer Park ve parktaki kafeteryalara yönelik olarak eş zamanlı uygulamaya 150 polis katıldı. Yeşilyurt Belediyesi Zabıtası ve Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün ekiplerinin de katıldığı denetimlerde yaklaşık 350 kişinin genel bilgi toplama GBT sorgusu yapılırken aranan 3 şahıs yakalandı. 9 iş yeri denetlendi, 4 iş yeri hakkında ise ruhsat ibraz edemediği için tutanak düzenlendi. Kısa adı HİMYAÇ'lar olan Himayeye Muhtaç Yaşlılar, Çocuklar ve Kadınlar Sosyal Yardım ve Dayanışma Derneği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bir etkinlik düzenledi. Himayeye Muhtaç Yaşlılar, Çocuklar ve Kadınlar Sosyal Yardım ve Dayanışma Derneği HİMYAÇ'lar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında etkinlik düzenledi. Düzenlenen programa Vali Süleyman Kamçı'nın eşi Ayşe Kamçı, HİMYAÇ'lar Genel Başkanı Ece Budan, İl Emniyet Müdürü Doktor Ömer Urhal, iş adamı Mehmet Kavuk ve çok sayıda davetli çocuk katıldı. Toplantının gündemi Türkiye'de artış gösteren çocuk istismarıydı. İlk hedeflerinin çocuklara, yaşlılara ve kadınlara sahip çıkarak onları mutlu etmek olduğunu söyleyen HİMYAÇ'lar Genel Başkanı Ayşe Ece Budan çocuk istismarına dikkat çekti. Malatya'da aynı şubesi olan kalabalık bir aile. Amacımız Türkiye'de ağlayan çocuk görmeyelim, ağlayan kadın görmeyelim. Hedefimiz bu. Ama ben burada biraz buna elime almışken bir şeyden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz kamuoyunu son zamanlarda yakından ilgilendiren çocuk istismarı konumuz var. Enzet olayımız var. Uyuşturucu olayımız var. Türkiye genelindeki sorunlarımızın en önemlilerinden biri. Bununla ilgili burada böyle güzide güzel aile topluluğunu gördüğüm bir şey söylemek istiyorum. Çok değerli misafirlerimiz. Bu olayların temelinde eğitim olmakla birlikte en önemli etken, en önemli olay sevgi eksikliği. Onun için ben bunu buradan da seslenmek istiyorum.
her dükkanı bulduğum ortamlara bunu söylüyorum. Sorunumuzun anahtarı, temel çözüm noktası sevgi. Sevgi olmadığı zaman hiçbir şey olmuyor. Bugün burada o kadar güzel bir ortam var ki büyüklerimiz, çocuklarımız, ailece zaten yapmak istediğimiz bu. O aile birlikteliğini, bu sevgi rüzgarını hep bir araya taşıyıp dostların bir araya gelmesi ve bu kültürümüzün canlanması, ayağa kalkması. Ben bugün burada ailelerimizle, çocuklarımızla huzur içinde bu kahvaltıyı birlikte yapmamıza sebep olan Güneydoğu'da bizlerin bu ortamı rahat yaşamamız için canlarını, kanlarını ortaya koyan askerlerimize ve polislerimize buradan minnetlerimi yollamak istiyorum. Onlara sevgilerimizi yollamak istiyorum. İnsan vücudunun doğal olarak yaydığı titreşimleri esas alan biyorezonans yöntemi, sınav stresi yaşayan öğrencilerde stresi azaltmada, sınavda konsantrasyon ve performans artırmada etkili oluyor. Fizik, tedavi ve rehabilitasyon uzmanı, akupunktrist Dr. Gamze Yılmaz Yanartaş, biyorezonans tedavisinin son yıllarda ülkemizde yaygınlaşmaya başlamış bir tedavi yöntemi olduğunu söyledi. Biyorezonans tedavisi son yıllarda ülkemizde artık yaygınlaşmaya başlamış bir tedavi türü. Biyosibernetik regülasyon olarak geçmekte. Bir çeşit frekans tedavisidir. Moleküler düzeyde nanoteknoloji kullanılarak yapılan bir cihazla vücudumuzdaki değişik organlardan algılanan sinyallerin tekrar düzeltilerek vücudumuza aktarılması esasına dayanmaktadır. Bir çeşit vücudun bilgisayar ayarlarını hani sıfırdan açıp kapanır ve sıfıra döner yenilenir. Bir çeşit vücudumuzun da ayarları bu şekilde yenilenir biyosibernetik regülasyon tedavisiyle. Bu tedavide amacımız pek çok alanda kullanmakla beraber en çok bilinen yeri obezite yani kilo tedavisi artı bağımlılık tedavisidir. Bunun dışında bu ara tabii gündemimiz sınavlara yaklaştığımız için sınav stresi çeken arkadaşlarıma ben buradan seslenmek istiyorum. Aynı zamanda bu cihazımızın sınav stresini azaltmada, konsantrasyon artırmada ve performansı artırmada da etkili olduğunu söylemek istiyorum. Sınava yaklaşmış olduğumuz bu günlerde eminim gençler özellikle stresli ve konsantre olmada, yoğunlaşmada güçlük çekiyorlar. Çünkü artık yorulduklarını hissediyorlar. Belli bir çalışma döneminin sonuna geldiler. Onun için aralıklı olarak hani bu tedaviyi alırlarsa biyosibernetik regülasyon dediğimiz frekans tedavisiyle beraber tekrar yeniden canlanmış bir şekilde stresleri azalmış, konsantrasyonları artmış bir şekilde sınava girebilirler. Özellikle aileler de çok stresli oluyor bu sınav dönemleri öncesinde. Benim onlara hani özetle bir tavsiyem bu çocukları özellikle strese sokmamaları ve bu cihazdan faydalanmalarıdır. Uzman doktor Yanartaş, biyorezonans tedavisinin beslenme, uyku ve daha birçok şeyde baharın getirdiği kronik yorgunluk sendromunda çok etkili olduğunu ifade etti. Beslenme, uyku, dikkat ve daha birçok şeyde baharın getirdiği kronik yorgunluk sendromunda da çok etkili bir cihaz olduğunu söylemek istiyorum. Biz bunu tedavilerimizde artık destek tedavi şeklinde kullanmaya başladık. Oldukça etkili bir tedavi. Tavsiye ediyorum. Değerli izleyenlerimiz, bültenimizin sonunda spor diyor ve sizleri dün akşama götürüyoruz. Alima Yeni Malatyaspor deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Teknik direktör İrfan Buz maç sonrası yaptığı açıklamada "Buraya galibiyet için gelmiştik. Kazanmamız gereken maçtan 1 puan aldık. Bizim amacımız Malatya'yı ve Malatyalıları mutlu etmek." dedi. Alima Yeni Malatyaspor deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçtan sonra basın toplantısında konuşan teknik direktör İrfan Buz, Adana Demirspor'un bireysel anlamda çok önemli oyunculardan kurulu, güçlü bir takım olduğuna dikkat çekti. Burada biliyorduk çok zorlu bir müsabaka. Adana Demirspor'un tabii çok iddialı durumu, çok iyi bir takımı var. Fakat iyi hazırlandığımızı düşünüyoruz ve baktığımız zaman gerçekten burada... Yani 2 puanı şanslarımıza baktığınız zaman Guido Kocher'in 2 tane net gol pozisyonu vardı.
kazanmamız gerekiyordu. Ama berabere kaldık. En son pozisyonunda görmedim. Penaltı da olabilir diye bilmiyorum söyleniyor. Ağır çekimde penaltı diye gösteriliyor. Fakat bizim oyunumuzdan ben çok memnunum. Yeni Malatya Spor bu lige renk kattı. Takımımızı 5 puandan aldık. 41 puana getirdik. 36 puan demektir bu. Düşme adayıydık. Kardeşlerimiz buraya kadar getirdi. Malatya Spor, Yeni Malatya Spor açısından bizim için hedefimiz tabii ki playoff'u yakalama adına bir şansımız vardı. 43 puan yapmak istedik. Çünkü son 3 maça öyle girmek istiyorduk. Maalesef berabere kaldık. Onu söyleyebilirim. Adana Demirspor'a da Süper Lig yoluna da başarılar diliyorum. Baktığınız zaman kanatları kapattık, iyi kapattık. İnanılmaz disiplinli oynadık ve alan bulduk. Onların zaaflarını da biliyorduk. Defans arkasına attığımız bütün toplarda sıkıntı olabileceğini. Takımsal anlamında iyi savunma yaptığınız zaman bu tür takımlara karşı tabii bireysel yetenekli olan futbolcularlar kurulu. Yani bir Potesi, bir Burak Çalı, yani saydığınız zaman gerçekten çok iyi bir kadroya sahip olan bir Adana Demirspor takımı. Benim de haddime düşmez yani onların şeyini yorumlama. Ama dediğim gibi bizim açımızdan önemli. Her maçı kazanmak istiyorum. İnsanlar da diyor ya, bağırıyorlar, çağırıyorlar, diyorlar işte hocam şampiyon mu olacaksın, ama bizim de yani çoluk çocuğumuz, biz de 3 puana geldik buraya, biz de şey yapabiliriz yani. Yeni Malatya Sporu, Malatyalıları temsil ettik burada. Ve ben gerçekten takımımla gurur duyuyorum. Adana Demirspor Teknik Direktörü Tayfur Havuççu ise istediklerimizi sahaya maalesef yansıtamıyoruz dedi. Tabii özellikle Balıkesir deplasmanından sonra aldığımız 3 puandan sonra bugün de mutlak içeride kazanmak istiyorduk. Kazanmak için çıktık ama maalesef ilk yarı istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. Ortada geçen bir karşılaşmaydı. Akabinde ikinci yarının başında golü yedik. Daha sonra rakibimiz sayısal olarak eksildi. Ondan sonra üstünlük sağladık. Pozisyonlara girdik. Beraberlik golünü yakaladık. Ama maalesef istediğimiz galibiyet golünü bulamadık. Onun için üzgünüz. Dediğim gibi yani mutlak kazanmak istiyorduk. Ama içeride 2 puan kaybımız var şu an. Vallahi çok dediğiniz gibi inişli çıkışlı bir grafik çiziyoruz. Yani evet, maalesef yani oradaki özellikle ilk yarı için konuşuyorum. İstek, arzu, o coşku bugün yoktu. Yani ikinci yarıda biraz istedik ama yetmedi yani. Dediğiniz gibi Balıkesir'de çok farklı bir takım var sahada. Sonuçta içeride ister istemez baskı oluşuyor. Taraftar baskısı. Biliyoruz bir özlem var. 22 senedir camianın beklediği bir Süper Lig sevdası var. Ama maalesef yani bu kadar baskı sonuçta genç oyuncular. İstediğiniz kadar tecrübeli olun. Biz de bu yollardan geçtik. Bir futbolcu için en kötü şey kendi taraftarın tarafından yuhlanmaktır. Ayağına top gelince ıslıklanmaktır maalesef yani. O da ister istemez oyuncularda bir baskı oluşturuyordur diye düşünüyorum. Ya işte dediğim gibi pazartesi Balıkesir maçında oyunun boyuyla ilgili bir sıkıntı yaşamadık yani. Yine aynı oyunculardı. Bugün değişik bir tek Ferre vardı o 11'de. Ama bugün maalesef dediğiniz gibi yani 70 metrede. Aynen yani 70 metrede futbol oynamak çok zor. Yani hem takım boyu. Yani konuşuyoruz bunları ama maalesef sahada o istediğimiz görüntüyü alamadık. Ya tabii sonuçta daha önce çok bu takıma biz gelmeden önce büyük katkıları olmuş. Burak'ın attığı gollerle, asistlerle. Yani bu takım için de önemli bir oyuncu ama şu anda bir dalgalanmalı performans yaşıyor. İnşallah o da en kısa zamanda toparlar. Biz sonuna kadar bu mücadeleyi bırakmayacağız. Yani 3 maçımız var. Ama şu anda biraz dezavantajlı duruma düştük diyebilirim. Evet değerli izleyenlerimiz, bundan sonraki maçlarında Yeni Malatya Spor'a, Malatya Spor'umuza başarılar diliyoruz. Evet, TV Malatya ekranlarında bir ana haber bültenin daha sonuna geldik. Yapımda ve yayımda emeğe geçen tüm ekip arkadaşlarım adına huzurlu ve mutlu yarınlar diliyorum.